genel izleyici için uygundur. İyi pazarlar değerli izleyiciler. Harikulade bir Boğaz günündeyiz. Ve çok hoş konuklarımızla beraber güzel bir 40 dakika geçireceğiz birlikte. Konumuz bir yeni albümü Tuna Kiremitçi'nin. Neydi ismi? Tuna Kiremitçi ve arkadaşları düetlerimiz var. Sevgili Tuvana ile beraber de bir şarkımız var. Bu evet. Albümde aynı zamanda. Ama düetiniz çok güzel. Güzel oldu evet ya. İkinizi bir araya getirmemizin sebebi aslında bu oldu. Çok Tuvana sağ olsun gerçekten nedir? Çok güzel oldu. Diğer Yarım. Diğer Yarım. Ne güzel. Düet için konulabilecek en güzel isim. Evet. Önce dinleyelim mi? Hemen programın başında müzikle keyfimizi yapalım. Tabii ki zevkle. Evet. Tuvana Türkay ve Tuna Kiremitçi. Buyurunuz. Şarkı bu. Kimin? Tuna'nın. Sözümüzü bana ait.
Tuvana'ya ben bu şarkıyla beraber 3-5 şarkı daha teklif etmiştim aslında. Fakat kendisi çok seçici ve titiz bir insan olduğu için estağfurullah. Bir şey değerlendirme süresi yaşadı ve sonunda en güzel olanı seçti. Aslında kendisini şöyle söyleyeyim, gönderdiği bütün şarkılar çok güzeldi. Ama o konuda annemi es geçemeyeceğim. Annemin duygularına ve öngörüsüne çok inanırım. İnanıyoruz. Evet, tanıyor zaten annemi. Evet, beraber inanıyoruz. Anneme de Tuna'nın gönderdiği bütün şarkıları dinlettim. Hepsini çok beğendi ama diğer yarım da ağlamaya başladı ve tıkana tıkana ağlayıp şey dedi, bunu yapın, lütfen bunu yapın, çok güzel olacak dedi ve sonra aslında daha çok o şarkıya meyletmemin sebebi de annem oldu. Tuvana ile beraber söylediğimiz şarkı ben güzel olacağını hayal ediyordum. Fakat benim hayallerimin de ötesinde güzel oldu. Sağ olsun sayesinde. Teşekkür ederim. Asıl senin sayende ve çalıştığın güzel ekip sayesinde. Sözler de çok güzel. Sözler çok güzel, çok etkileyici değil mi? Ve insanı asla yormadan insanın diline dolanıyor. Bütün yaşadıklarını hepsini özetliyor. Dolambaçsız. Yakın zamana kadar 42 milyon... Evet, çok sevildi, çok beğenildi. Gerçekten. Hüznü ve neşeyi aynı anda barındıran bir şarkı olduğu için sanıyorum. Biz milletçe biraz öyle şarkıları seviyoruz. Evet. Melodram. Yani hem hüzün olsun içinde ama aynı zamanda bir yaşama sevinci, bir neşe de olsun. Tuvana'yla galiba onu yakalamayı biraz başardık. O güzel oldu yani. Kendi kişiliği de çok naif olduğu için zaten. Yazdığı şarkılar da insanları yormadan bize kendi içimizi aslında yansıtıyor. Senin de şu anda... Yaptığın kaç iş var birden şu an? Bir şiir kitabın çıktı yeni. Evet, deneme. Tuana Türkay, ikimiz de beni seviyoruz. Fotoğrafta. Evet. Kendisi Cumhurbaşkanımızdan sonraki en yoğun insan Türkiye'de. Estağfurullah. Ben öyle diyorum, evet. Aslında şöyle oldu. 2020'ye herkes benim için şey diyor, bomba gibi girdin ama aslında benim çok uzun zamandır yaptığım bütün projelerin çıkış tarihi 2020'ye denk geldi. Yani yoksa zaten bunlar hali hazırda hazırlanan projelerdi, var olan projelerdi. Kitabı 5 yıldır yazıyordum. Çıkardığım şarkıyı 1,5 yıldır hazırlıyordum. Ama tabii ki kendi mesleğim, oyunculuk olduğu şarkın için. Şarkın adı? Yalandı. Yalandı. Nasıl bir şey? Dinlemek mi istiyorsunuz? Evet. Dinleyelim. Hadi. Eksikti hani biz senle tamdık, ne zamandır böyle yalandaydık, gözlerim görmez olaydı, bu canım sevmez olaydı, gözlerim
çabuk soğuturum kalbimi. Yalan de. Yalandı. Yani yalan da söylesen inandır. Evet. Güzel ki seni yalan. Daha çabuk unutayım diyor yani. Aslında günümüz ilişkileri. İnsanlar birilerini sevdiğine inanmak istiyorlar. Aslında çoğu insan ilişkilerinde karşı tarafı sevmiyor bile ama bunu kendine itiraf etmek istemiyor. Çocukken annemize sığınırız, büyüdükçe Allah'a sığınırız. Ya da işte kendimize bulduğumuz aslında sevildiğimizi düşündüğümüz ilişkilerle hayatımızdaki boşlukları doldurmaya çalışırız. Piyanoyla mı yaptın besteyi? Piyanoyla yaptım. Bir de evinde piyanoyla yapıyor besteleri. Yani bayağı ciddi bestekar. Evet. Kendisi. Evet. Ay teşekkür ederim Tuna'cığım. Vallahi piyano çok onurlu oluyorum. Yakışıyor. Tuna'yla çıktığım evet. Her programda. Birincisi sizin programda kendimi çok iyi ifade edebiliyorum. Hatta kendimi ifade edebildiğim tek program olduğu için size ayrıca teşekkür ediyorum. Ama Tuna'yla çıktığım her programda kendisi ne kadar böyle pırıl pırıl pür yetenek beyefendi ve evet. Yetenek küpü değilmişçesine beni hani şımartması, övmesi hakikaten çok gerçekten teşekkür ediyorum. Bir kez daha onunla bir işin içinde olmaktan ne kadar gurur duyduğumu burada da herkes bilsin. Sizin gibi çok kıymet verdiğim bir insan da bilsin. Bu bana canım, bir süre yeter. Sakın şöyle bir laf söyleme. Git kendini daha fazla sevdirmeden git. Evet, gençken o söylenmişti zaten. Yani, o benim ilk... O kadar güzel şeyler söyledi ki... Evet. Sevmemek mümkün değil. Böyle bir kadına söylenmez öyle bir şey zaten, evet. Evet, sevgi dolu. Ne yapılır böyle bir kadına Tuna? Yapan olmadı da o yüzden soruyorum. Hiçbir şey yapan kıymeti olmadı. Kıymeti bilinir canım. Nasıl bilinir? Yani kıymeti... 3-5 spesifik şeyle bunu örneklendirebilir miyiz? Bir insanın kıymeti nasıl bilinir? Hadi biri bunu cümlelere döksün. Sizden de bekliyorum Güneri Bey. Önce şair. Evet. Bence aşkın tanımını şöyle yapmak isterim. Bir başkasının mutluluğuyla mutlu olmak. Evet. Yani böyle kıymetli bir kadın varsa onun mutluluğuyla mutlu olmayı bilmek lazım. Bu amaçlanır bence. Mutluluğu onu mutlu etmekte aranır yani. Kadının da tek aradığı şey birisi tarafından delicesine sevilmektir. Sorgusuz, koşulsuz. O zaman da aklıma şu geliyor şimdi. Git kendini daha çok sevdirmeden. Bir kadının tek istediği şey sevilmekken aslında ona git demek ona dünyanın en büyük kötülüğü değil midir? Orada bir imkansızlık var çok ama. Çok güzel bir selam. Evet. Git kendini daha fazla sevdirmeden. Yani o kadar sevdirdin evet. Ki korkuyorum artık. O diyorum. Aslında... Bence büyük bir iltifat da var orada. Büyük. Ama böyle bir anlamı olmayan içi boş... Kelime değil. Değil İçi tabii çok ki. Dolu dolu. Tabii Enis Batur'un bir şiirinden geliyor o mısra zaten. Oradan ben Enis abinin bir şiirinden ustamızdan almıştım. Enis Batur'dan. Kemani Sahak Efendi'nin eski bir tangosundan olduğunu söyler o sözün o da. Git artık kendini çok sevdirmeden diyor. Yani orada bir imkansızlık var herhalde. Neden git? Yani belki o aşkın yaşanmasında bir sorun var. Kim bilir nedir? Yani gerçekten artık... ortada bir aşk varsa sorunlar önemli midir? Aşılmalıdır diyorsunuz efendim yani değil kesinlikle mi? Kesinlikle aşılır ya. Zaten ortada aşk yoksa bir şeyleri aşmak için kimse bir çaba sarf etmez. Kimse taşın altına elini sokmak aslında istemez. Aslında git artık kendini çok sevdirmeden seni seviyorum demenin bir başka yolu bence. İşte çok büyük bir sevgiyi ortaya koyuyor. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Yani seni çok seviyorum demenin başka bir yolu. Hakikaten soruyu sordu. Güzel de cevap verdin ama kimler var bu Tuna Kirmitçi ve arkadaşlarında? Bu bizim için 2 yıl süren bir yolculuk oldu. Tuvan'a en kıymetli misafirlerimizden biriydi. Ve onunla söylediğimiz şarkıda en sevilenlerden biri oldu tabii ki. Bunun dışında tabii ki başka kıymetli misafirlerimiz de vardı. Mesela benim çok eski arkadaşım Pamela Spence'le başlamıştık 2016 Haziran'ında. Uğurlu geldi kendisi de. Yıldız Tilbe vardı. Yıldız Tilbe'yle beraber bir şarkı söyledik. Müziğimizin genç yeteneklerinden Sena Şener... Onunla beraber seslendirdiğimiz bir şarkı oldu. Özge Fışkın'la beraber söyledik. Ece Mumay'la beraber söyledik. Cihan Barbur,
kendi başına ekol olmuş şarkıcılardan bir tanesi. Yani 20 farklı kadın şarkıcıyla Gonca Vuslateri, Gökçe Bahadır gibi aynı zamanda oyunculuk kariyerleri de olan sanatçılar da bize eşlik ettiler. Yani böyle bir 2 yıl süren, benim de aslında müzik hayatımı değiştiren bir yolculuk oldu benim için de. Yani benim için harika bir müzikal yolculuktu. Hayatımın da en güzel sanatsal yolculuğuydu diyebilirim. Kendimi çok iyi ifade edebildiğim bir şey oldu. Ve projeye katılanlar da genellikle çok yürekten sahiplenerek, içtenlikle ve samimiyetle gönüllerini koydular. Ve şarkıların her biri yani kendi başlarına bir yolculuğa çıktı, bir dinleyicisiyle buluştu. Ve tabii Sena'yla birlikte bir... Evet. Düetiniz vardı da bütün sanatçıları Eliş Tubaz da bizle beraberdi. Kendisi benim Bulgaristanlı hemşerim, Balkan kızı. Aynı zamanda sahnede de beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz 2 yıldır. Operacı kendisi, ama biz onunla bir Balkan havası şarkısı söyledik. Sahnede de bütün konserlerimizde de beraber sahne alıyoruz. Şimdi de programda da beraber... Birkaç şarkı da beraber yapacağız. Bütün bu saydığın isimleri getirmemiz mümkün değil. Tabii. Eliş Tubaz bunu söyleyecek seninle beraber. Evet, sevgili Eliş bizle beraber olacak bugün. Ah, ne güzel. Birden geldin aklıma mesela. O Sena'yla birlikte, Bizim de çok severek söylediğimiz bir şarkı. Hem Sena'yla beraber. Yani Sena'nın konserlerinde ben katılıyorum. Benim konserlerime bazen Sena katılıyor. Ama olamadığımız zamanlarda da Elis'le beraber hep çok severek söylüyoruz. Elis'i alkışlayalım. Ateş yanardı yine, ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Ben kendini aşk sanan bir adam. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
birden geldin aklıma. Yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen. Mutluluktan birden geldin aklıma. Yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen. Mutluluktan. Merci. Merci. Biz de harika dans ettin. Aa, siz de öyle. Bir de çok güzel. Aromantik filmin çıktığı, evet. Vizyonda. Evet, vizyonda. Şansı, yolu, bahtı açık olsun. Aromantik filmi nedir? Evet, aromantik filmimiz şöyle. Aslında insanlar sinemaya gittikleri zaman normal salt bir romantik komediden daha ters köşe bir filmle karşılaşacaklar. Kendi karakterim ve karşıdaki karakterle bağlayacak olursam. Karakterim Aslı. Kızımız operacı. Annesi heykeltıraş, babası profesör bir kız, idealist bir ailenin kızı, çok iyi eğitimlerle Galatasaray işte lisesinden mezun olmuş vesaire. İşte hayatında her şey dört dörtlük ama tek istediği şey hayatımda biri beni çok sevsin. İşte bütün yaşıtlarım, akranlarım, arkadaşlarım evleniyorlar, işte çoluk çocuk sahibi oluyorlar. Ben niye bu hayatta bu şansı yakalayamıyorum, bu duyguyu tadamıyorum derken bir gün kapkaca maruz kalıyor kızımız. Derken o sırada Kerem diye bir çocukla karşılaşıyor. Kim oynuyor Kerem'i? Onur Tuna oynuyor. Yani biraz Kerem ile Aslı da var. Aslı ile Kerem klasiği aslında filmin içinde isim olarak mevcut ama aslında o tarz bir şey değil. Bunun günümüzce çok orijinal bir şeyi bu. Uyarlama değil. Özgün bir senaryo. Sonra akabinde işte çocuğun bana kendini farklı tanıtmasıyla başlayan bir sürecimiz oluyor. Bayağı bir farklı tanıtmış. Evet, çok herhalde. Farklı tanıtıyor. Evet. Aslında neyse bunlar söylenir mi bilmiyorum artık ama bu kadar da spoiler mı oluyor? Evet. Gerçi fragmanda izliyoruz aslında karşı orada taraftaki rolün bana kendini farklı tanıttığını. Bir kabadayı. Ama kabadayı değil de daha organize ondan suç öte. Örgütünün başındaki adam. Ya, o yüzden ağır. Evet, ağır. O yüzden ağır. Onun oğlu. Onun oğlu ama tabii artık Altan Erkek de canlandırıyor babasını da. Çok severim Altan abi de buradan. Kocaman öpücükler. Her genç kızın hayalidir beyaz atlı bir prens. Aşk dolu bakışlarıyla içini eriten. Benimle evlenir misin? Kollarıyla sımsıkı saran. Şiirler yazdıran. Şarkılar söyleten. Yanındayken bütün her şeyi unutturan gerçek bir aşk adamı hayal eder her genç kız. Evet. Evet. Herkesin bir beyaz atlı prensi vardı ama benim yoktu. Sonuçta evlenme teklif ettikten hemen sonra istemeye geldi. Annesiyle babası Almanya'da olduğu için de dayısı ve yengesiyle geldi. Ama o benim şimdiye kadar tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. Ağzından şimdiye kadar en ufacık kötü bir söz bile duymadım. Hiç küfür duymamış kadar temiz. Bir şey yap sevgilim, bir şey yap! Aşkım ben ne yapabilirim? Emniyetin işi bu. Ne iş yapıyor peki? Bir nevi ekonomi uzmanı diyebiliriz. Okul polisi cesaret edemiyor dolaplara girmeye ama bu manyak bambaşka. Burası Dolapdere. Burada adamı şişlerler. Ben inceledim. Düzgün bir çocuk. Vallahi altın gibi bir çocuk. Telefon konuşmaları geldi mi? İstihbarat ne durumda? CIA, KGB, FBI, KPSS. Yani çete liderinin oğlu olarak tanıdığımız şahıs sürekli aynı numarayı kullanıyor. Ve konuşmalarında aşk yaşadığı kızı arıyor. Mucizeyi istersen dinleyelim. Mucizelere inanıyoruz. Evet, dinleyelim. Tamam. Ama belli olmaz
Hayat bu inanılmaz. Zengin de olsak aynı fakirde. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Toprakta olsak aynı ateşte. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Ve bir bir Balkan kızımız var. Balkan burada kızı kendisi. Evet, burada iki tane Balkan kızı var aslında. Evet. Evet, evet aynen. Biz Tuna ile hemşeriyiz. Evet, Filibeliyiz. Elis de Varna'dı. Vay. Dolayısıyla Balkan kızı söylememek için hiçbir sebep yok. Kesinlikle. Aslında. Heyecanla bekliyoruz. O zaman Balkan kızını mı söylüyoruz? Bence söyleyelim. Hadi. Uzakta bekliyordu Saraybosna. Üsküp'e varmıştım, köprüde onu gördüm. Tuna Nehri taştı birden, ben var öldüm. Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateş atma bu yalnızı. Ona çekişme hele şimdi hayal. Gözleri yeşil kumlar saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki macerin Balkan. Tuna Nehri akar diyordu en başında. Yaralı gönlümü yormam bu yaşımda. Ama sonra esti rüzgar. Ateş atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayal. Gözleri yeşil kumlar saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki macerin hala.
unuturum sandım. Gece gündüz bekledim de yine gelmedin. Tuna nehrin şahidimdir, beni sevmedin. Yapma bunu yapma Balkan kızı, ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayda. Gözde yeşil kumra saçı, çiçek açmış Balkan kızı. Olur verdim aşığın bana. Yapma bunu yapma Balkan kızı, ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi hele şimdi hayda. Gözde yeşil kumra saçı, çiçek açmış Balkan kızı. Olur verdim aşığın bana. Elis, çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Harikaydı değil mi? Evet, iki Balkan kızıyla beraber olunca bu şarkıyı söylememek olmazdı. Merhum annemin de ruhu şad olsun, annem de Bostalı. Evet. Elis'le de biz 2 yıldır sahnede beraber çalışıyoruz zaten. Şarkılarımızı beraber söylüyoruz. Kendisinin de ilk single'ı yeni yayınlandı. Hayırlı uğurlu opera olsun. Opera sanatçısın. Evet. Peki, nerede mezunsun? Akdeniz Üniversitesi'nden, opera ve şan bölümünden. Gerçekten harikulade. Şapo. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel şarkılar bunlar, ne güzel üretimler. İyi ki müzik var efendim. Evet. İyi gerçekten. Ki müzik var. Sen Galatasaray Müzik Kolu'ndan başladın mı? Galatasaray Lisesi Müzik Kolu'nda ve Beyoğlu sokaklarında müziğe başladım. Pek çok şeyi öğrendiğim gibi gitar çalmayı ve müzik yapmayı da Beyoğlu sokaklarında öğrendim. Evet. Sokaklar, barlarda falan da söyledin mi? Evet, ilk harçlığımı 18 yaşında Beyoğlu'da barlarda müzik yaparak kazandım aslında. Profesyonel müzik hayatımda başladım. Yine Galatasaray'da mı şiire de başladın? Galatasaray Lisesi Müzik Kolu'ndaydım aynı zamanda. Şiire de meraklıydım bir taraftan da. Zaten bugün eğer şarkı sözü yazabiliyorsam, şarkı yazabiliyorsam, bestelerime söz yazabiliyorsam, bunu Türk şairlerine borçluyum. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Şiir kitabın. Son çıkan şiir kitabımın adı o. O aynı zamanda benim hayat mottom gibi bir şey. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Yine Pasaj Müzik'le beraber yeni bir yolculuğa çıktık düetsiz. 3 tane EP, yani içlerinde 3'er 4'er şarkının bulunduğu küçük albümler. Belki de hani kendimi hala acaba kaç yaşlarında hissediyorum, onun da cevabını aramak gibi. Ama bir taraftan da... Bence sen daha reşit olmadın canım. Olmadın mı? Sana söyleyeyim, gideyim olmadın ben o zaman. Hadi götür beni uzaklarıma, geriye iz kalmadan. Geri getir boşa geçen yıllarımızı bana sormadan. Hadi götür beni uzaklarıma, geriye iz kalmadan. Geri getir boşa geçen hep vardılar, kuralı onlar koydular. Bir vicdanımız var diye bizi aptal sandılar. Yanıma gelen, kapımı çalan, elimi tutan kimse yok. Yine de başımı eğmeden yürüyorum ki zevk çok. Senle gel eski kahramanların, şimdi yaptığını yapıp dünyayı kurtaralım. Sonbaharda ikinci 3 şarkımızı yayınlayacağız. Sonra devamı gelecek. Sonra hepsini toplayıp o zamana kadar artık reşit olurum diye düşünüyorum. Hiç olma, ne olursun. Ben senin hem bu güncel, hem olgun, hem herkese, her yaştan, her bakış açısından yaklaşabilme kabiliyetine bayılıyorum. Ben de seni seviyorum. İkimiz de beni seviyoruz o zaman. Bak bravo. Güzel. Kapak da çok güzel. Evet, aslında kitabın ismiyle kapağın anlamları çok farklı benim için. Yani çok güzel bir tasarım. Evet. Kim yaptı? Efe Can. Fotoğrafı çeken arkadaşım. Kitabın ismi de aslında ilk bakışta... Kışkırtıcı aslında. Yani sosyal deney gibi oldu benim için, biliyor musun? İkimiz de beni seviyoruz kitabın ismini görenler. Provokatif bir isim yani. İlk olarak şu narsistlikte bir yaklaşım içinde oluyorlarsa, aman bu kız sadece kendini seviyor gibi. Diyorum ki o zaman sen çok bencil bir insansın. Çünkü aslında hayata dair de böyle yaklaşımlarımızda hep başka yaklaşımlar kullanıyoruz. Atıyorum hayat beni işte... çok üzüyorsun.
neden bu kadar üstüme geliyorsun gibi. Aslında ikimiz de derken bahsettiğim şey ben değil ya da karşı cinsim de değil. Aslında soyut bir şeyden de bahsediyor olabilirim. Birçok insanın kendine çıkarımlarda bulunabileceği içeriğiyle de bunu insanlara gösterecek olan ben bir kitap oldu. Ben ve benden içerim. Evet. Seni seviyorum. Görselde de öyle mesela. Yani içindeki Tuana'nın da seni sevmesi çok önemli. Kesinlikle. Önce onu sadece sevmesi önemli değil, zaten. Sadece ben değil, iç hesaplaşmanda kendini, içindeki insan da, içindeki Tuana da seni seviyorsa o zaman için çok temiz. Evet. Bir görebildiğimiz saf, bir ben. Saf kalabilmiş evet, demektir. Bir de göremediğimiz bir ben. İlk bestenin öyküsü nedir? İlk bestem Atol Behramoğlu abimizin Bu Aşk Burada Biter adlı efsane şiirini bestelemiştim ben. Okul dergisinde birisi yayınlamış o şiiri yani. İşte Atol Behramoğlu'nun meşhur şiir Bu Aşk Burada Biter diye. Ben de müzik konuda tek başıma gitarla takılırken diyeyim, o şiirle karşılaştım ve birden bunu bestelemek ihtiyacı duydum. Yaptığım besteyi de kendi kendime sevdim. Yayınlamak istedim. Sonradan öğrendim ki meğerse şairinden izin almak gerekiyormuş. Bir yerden buldum, buluşturdum. Atol Behramoğlu'na telefon ettim. Atol Bey dedim, ben böyle böyle 17-18 yaşında bir kişiyim. Sizin şiirinizi besteledim, izin almak istiyorum. Atol Bey de dedi ki beğenmezsem izin vermem ona göre. Ne yapacağız? İşte geleceksin evime, dinleteceksin bana şarkıyı. Ona göre ben karar vereceğim. Ben de kaydettim bir şeye, kasede. Götürdüm evine. Dinledik. Bir daha dinleyelim dedi Atol Bey. Bir daha dinledik. Ondan sonra dedi ki Tuna dedi güzel bir beste olmuş ama biraz fazla mı ritmik olmuş acaba? Ben böyle hayal etmemiştim. Ben de o zaman ancak 17 yaşındaki, 18 yaşındaki bir Tuna'nın verebileceği şu tarihi cevabı verdim. Atol Bey dedim bu şiiriniz bence sizin zannettiğiniz kadar hüzünlü değil. Dedim evet bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Ama aynı zamanda da biten bir şey var ama başlayan yeni bir hayata karşı yürüyüp giden bir delikanlının şiiri. Bu yüzden de bence coşku dolu olmalıdır dedim. Kısa bir tereddütten sonra Atol Usta da evet öyle de düşünülebilir aslında diyerek izin verdi. Ve bana bestecilik kapısını açmış oldu. Yani bana bestecilik kapısını açan kişi Atol Behramoğlu'dur. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Yalandı'nın sonrası var mı? Nisan sonu Mayıs'ın ilk haftası ikinci single çıkıyor. Ve şu an yaptığım tarzdan çok daha farklı bir tarz. Hatta biz bir trap denemesi yapıyoruz. Kendi bestelerim. Kendi bestelerim. Nisan'ın evet. Sonunda da 4 şarkılık bir maxi single'ımız hazırlanıyor. Onların da yine sözü bestesi hepsi wow. Bana ait. Müziği yapamasaydım, besteyi yapamasaydım, sözü yazamasaydım, müziği sadece hissederek, dinleyerek hissetmeyi tercih ederdim. Ama şu anda benim kariyerimde oyunculuğumun yanı sıra bunu yapmamdaki sebeplerden bir tanesi de bunu üretebiliyor olmak ve bunların artık bende çok insanlara duyurabilme isteğiyle yanıp tutuştuğum bir noktaya gelmesi. Dizi ne oldu? Dizi ne oldu? Yasak Elma çok severek girdim. Çok severek de izlediğim bir işti zaten. Ama Leyla karakteri zaten belli bir bölümlüğüne girmiş olan, belli görevleri olan bir karakterdi. O görevlerin hepsini layığıyla tamamladı. Ve şimdi artık benim belki de yazın bir diziye başlamak üzere ayrıldığım bir projem olarak tertemiz bir şekilde bıraktığım ve hatırımda çok güzel kalacak bir proje ve ekip arkadaşlarımı da çok sevdiğim müthiş, bir... Müthiş bir tempo. Elis'i rica edelim mi? Edelim bir şarkı daha yine için. Yine de sevebilirim. Yine sevebilirim, evet. Tuna Keremici ve Arkadaşları albümünden bir şarkımız daha. Yıldız Kim söylüyor onu? Kimden? Yıldız Tilbe ustamızla beraber seslendirdik. Konserlerde de Elis'le beraber söylüyoruz. Darılmazsam bir sözüm var.
var aslında. Geçen akşam gördüğüm düş hakkında. Kimim kimsem yok, bildiğim senden başka. Cesaretten mi, korkudan mıdır yoksa? Yanında olmasan da yaşıyorum hala. Ah, yine sevebilirim hayatı. Ah, yine bulabilirim aşkı. Ah, yine duyabilirim sanki İçimde çalan o şarkıları. Garip bir his, dans etmek yokluğunla. Bütün dünya sanki bir pist altında. Yerim yurdum yok, anladım sen. Benzerinden mi korkuyor kalbim yoksa? Yanımda olmasan da kanımdasın zaten. Ah, yine sevebilirim hayatı. Değerli izleyiciler, bir şeffaf odanın da sonuna geldik. Çok keyifliydik. Gayet güzel aktı gitti. Teşekkür ediyorum konuklarıma. Konuklarım, saz arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarıma ben. Size çok güzel bir pazar ve hafta diliyoruz. Gelecek hafta yine değerli konuklarla keyifli müzikli söyleşide tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.